Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabındaki 5. bölüm 11. testin çözümünü yapacağız. Bu test üçgende alanla alakalı pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgende D ile BC birbirine paralel verilmiş. Evet bunlar birbirine paralel. Es doğru da açılardan beri biliyoruz. Paralel doğrular verildiğinde ne yapıyorduk? O paralel doğruyu uzatıyorduk. Uzattığımızda yöndeşlikten dolayı burası 90 derece mi oldu? Evet. X kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. Alan AD'ye kaç vermiş? 6 vermiş. Buraya bir 6 yazalım. Şuradaki saçma alanında ne vermiş arkadaşlar? Buradaki saçma alanında 20 vermiş. Hmm, ben bunu nasıl kullanacağım? Şuradaki boyalı ABD üçgeninin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burası A iken burası da A mıdır? Şunlar birbirine eşit olduğundan dolayı evet. Şurası kaç? 20. Ha, şöyle bir şey çıktı. Hocam bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşitse burası e burası esken, iken burası 3E olmuyor muydu? Evet. Yani burası A artı 6 iken burası ne olması lazım arkadaşlar? Buradaki alanın 3 katı olması lazım arkadaşım. Yani şu alan normalde kaç olacak? Sarı alan 3 tane A artı 6'ya eşit olmak zorunda. Yani ne diyeceğiz? A artı 20 alanı 3 tane neye eşit olacak arkadaşlar? 3 tane A artı 6'ya eşit olacak. Tamam buradan soru çıktı mı? Çıktı. Buradan A artı 20 eşittir 3A artı 18 ise Buradan 2A eşittir 2'den 2A iki eşittir 2'den A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. Boyalı alan isteniyor. 2A isteniyor. O da kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 2 yapıyor. Güzel bir soruymuş. Birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Evet. Böyle soru. Bir önceki videoda da yapmıştık hatırlarsanız. Böyle bir şey geldiğinde paralellik var mı diye inceleriz. Mesela D ile BC paralel mi? O zaman benzerlik alanı çıkışı. Ya da EF ile AB paralel mi diye bakarız. Hocam 1'e 2 oran var 1'e 1 oran var değil. Hocam şununla şunun paralelliğine var mı? Bunlar 1'e 1 bunlar 4'e 6 değil arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Hani bir alfa açısına göre bakacağız. Bir beta açısına göre bakacağız. Bir de teta açısına göre bakacağız. Yani burada formülü var ama formülsüz yapacağız. Alfa açısına göre yaptığın zaman kollar çarpımıyla doğru orantılıdır alanlar. Evet alfaya göre baktığında 6 kere 8 48 yaptı burası. Beta açısına göre baktığında hocam 10 kere 8 80 burası eyvah eyvah 10 kere 8 80 Teta'ya göre baktığımızda da kaç yapıyor Burası 6 kere 10 60 hocam Bu 48 80 ve 60 kaçta birleşiyor Hocam onu bulacağız mecburen 48 80 ve 60'ın kaçta birleştiğini bulacağız Hocam hepsi 16'ya bölünüyor mu e, Yok 16'ya bölünmüyor 12'ye bölünüyor mu 12'ye de bölünmüyor 6'ya 6'ya da bölünmüyor 4'e bir bölelim arkadaşlar. 4'e böldüğümüzde kaç çıkıyor? 4'e 2'ye bölsen 24, 12 çıktı. 20 çıktı. 4'e bölsen 15 çıktı. Sonra bir daha 4'e böl. 4'e bölünmüyor ki. Neyse devam edelim arkadaşlar. 2'ye böl. Yo 4'e bölünen iki tane 4'e bölünen var. 4'e bölsen kaç yapıyor? 3, 5. İçimiz zor arkadaşlar. 15 kaldı. Ondan sonra 3'e böleceksin. 3'e böleceksin. 1, 5, 5 kaldı. Bir de 5'e böleceksin. Evet. 80 çarpı 3'ten kaçta birleşiyor arkadaşlar bunlar? 240'ta birleşiyor. Arkadaşlar bunlar 240'ta birleşiyor. Dikkat. 240'ta birleşiyor. 48 çarpı 5. 5 kere 8, 40, 20. Evet. 240 yapıyor. Tamam. Bunları 240'ta birleştireceğim. Hocam gelelim şuraya. Şimdi ben kenarların çarpımına göre baktım. Hocam şu ikisini çarp kaç? 6 kere 8 48. Ben 240'ta birleştireceğim bunları. 48 48'i 240'ta birleştiren nedir? 5 ile çarpım değil midir? Evet bu çarpı 5 diyeceğim. Bu çarpı 3 diyeceğim. Buna çarpı 4 diyeceğim arkadaşlar. O zaman şu ikisine bak alfa açısına göre baktığım zaman kollar çarpımının 5 katı o zaman buradaki kollar çarpımının da 5 katı olacak. 2 kere 4 8, 5 katı 40. Yani buraya 40a dedim. Tüm alan bu arada kaç a arkadaşlar? Tüm alanında 240a olduğunu biliyorum. Sonra beta açısına göre baktığımda 10 kere 8, 80. 80'in 3 ile çarpımı 240 yapıyor. O zaman 240a yani. 3 ile çarpımı 4 kere 4, 16. Bir de 3 kere 3 ile çarpımı 16 çarpı 3'ten 48a olur burası. Sonra ne var arkadaşlar? Bu. Tete'ye göre baktığımızda da Tete'ye göre baktığımızda da şunların 4 ile 4'ün çarpımı. Tete'ye göre baktığımızda da hocam 6 ile 10'un çarpımı 60. 60'ın 4 ile çarpımı 240. O zaman 4 ile 6'nın da çarpımı 24 ya. 24 4 ile çarpacağım. 96 A mı yapıyor burası? Evet. Evet şu hepsinin toplamı 96, 48 ve 40'ın toplamı. 96 ile 48'in toplamı 8, 6 daha 14. 9, 4 daha 3. 144 yapıyor değil mi? Evet. Şu 144 yapıyor. 184 mi yapıyor? Vallahi işlem hatası yapmak istemiyorum burada. 8 6 daha 14 9 4 daha 3. Evet 144 yaptı. 144 184 yapıyor. Evet burası 184 yaptı. 240'tan da 184 çıkartırsam o da kaç yapıyor arkadaşlar? 6 burası. 56 burası. Buraya kaç kaldı o zaman? 56'a kaldı arkadaşlar. Oh be. DF üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. O, burası ne arkadaşlar? 6. Burası ne? 8. Burası ne? 10. Olduğundan dolayı alfa dediğimiz zaten 90 derecedir. O zaman biz şurayı 56A bulduk. Tüm alanda 240A. Arkadaşlar 240A neye eşit? 6 çarpı 8 bölü 2 eşit. 6 çarpı 8 bölü 2 eşit. Bu 24 yaptı. A'yı kaç bulduk o zaman buradan? 1 bölü 10 bulduk. 1 bölü 10 bulduk. Bizden 56 a isteniyor. 56 a da ne eşittir? 56 çarpı 1 bölü 10'dan dolayı 2'ye bölsen 28, 2'ye bölsem 5. 28 bölü 5 diye buluruz arkadaşlar cevabı. Başka bunun kısa yolu var mı? Evet aslında kısa yolu var. Ben bunun 90 olduğunu fark etmedim. Ondan dolayı böyle yaptım arkadaşlar. Normalde bunun kısa yolu nedir arkadaşım? Normalde bunun kısa yolu nedir? Bunun kısa yolu da şu. Ee, ne yaparsınız? Burası 90 derece olduğunu fark etseydik eğer kısa yoldan yapardık. Nasıl yapardık? Hocam burası 90 derece ya. Bak kısa yolda şöyle göstereyim. isterseniz. şurada göstereyim hemen arkadaşlar. Şurası ne? Şöyle Dur, şunun üstünde göstereyim. 6 8 ne üçgen arkadaşlar burası? 10 üçgen değil mi? Evet, kısa yolu o şeklin üzerinde göstereyim. Ve şöyle bir üçgen vardı mı arkadaşlar? Şöyle bir üçgen var. Bu üçgende burası 2, birim. Burası 4 birim. Burası 4 birim. Sonra burası 4 birim. Burası 6 birim. Burası da 4 birim. Hocam biz şu alanı bulurken tüm alandan şu alanları çıkartacağız. Hocam bu alan belli. 4 kere 2 8 bölü 2'den 4 kere 2 8 bölü 2'den 4. Şu alanı bulacağım. Hocam bu alanı bulurken tabana ait yükseklik lazım. Hop tabana ait yükseklik burada. Ne yaparsın? Benzerlikten 6 bölü 10 h bölü 8'den burayı bulursun. 6 çarpı h bölü 2'den bu alanı bulursun. Buldum burayı. Sonra hocam şu alan lazım bana. Bu alanda da bu tabana ait yükseklik lazım. Şurayı çizersin. Burada da 4 bölü 10 eşittir. Buraya da n diyelim. n bölü 6'dan çünkü bunlar birbirine paralel olmuş oluyor. n'i bulup 4 çarpı n bölü 2'den bu alanı bulacaksın. Sonra ne yapacaksın? Tüm alandan tüm alanda belli 6 çarpı 8 bölü 2. Tüm alandan şu bulduğun değerleri tek tek çıkartacaksın. Başka türlü nasıl yapılır? Sinüs alan formülünden de gidebilirsin. Ee, üçüncü yolda olsun. Hocam buraya alfa buraya beta diyecek olursam. Sinüs alfa belli mi? Belli. Karşı bölü hipotenüs. 4 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2'den bu alan çıkar. Sonra burada da sinüs beta lazım. Karşı bölü hipotenüsten belli zaten. 4 çarpı 4 çarpı sinüs beta bölü 2'den de bu alanı bulursun. Olay bitiyor mu arkadaşlar? Bitiyor. Evet. Vallahi bir soruyu bayağı bir irdeledik. Her türlü irdeledik. Normalde ben bunu Hocam silip yeniden böyle size açıklama yapayım tarzında düşünmeyin. Şu yöntemi de siz iyice anlamış oldunuz burada. Farklı bir yolla da burada da size çözümünü de göstermiş oldum arkadaşlar. Hiç boşuna vakit kaybettik falan demeyin. Biz burada sadece soruyu çöz geç şeklinde yapmıyoruz biliyorsunuz. Evet sadece bana yazık bir sürü videonun karşısında kalıyor sadece. İkinci sorunun cevabı Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 3'e. Bu kadar çok işlem yaptık da ilk defa işlem hatası yapmadım. Neyse şekilde DF DFC ve FCB ikizkenar dik üçgenler ABF'de eşkenar üçgen. Hocam bu eşkenar üçgen 60 60 60. Bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. Mavi boyalı FED üçgenin alanı 9 birim kare. Şuraya A A diyecek olursam A çarpı A bölü 2 eşittir 9 A kare eşittir 18'den A'yı buradan kaç buluruz? 3 kök 2 buluruz. Madem A 3 kök 2 3 kök 2 3 kök 2, kök 2 katından dolayı 6 6 6 6 kök 2 yaptı e burası da 6 kök 2 6 kök 2 6 kök 2 kök katından dolayı 12 yaptı burası eşkenar üçgenin alanı isteniyor bizden 12'nin karesi kök 3 bölü 4'e eşittir arkadaşlar 144'ü 4'e böleceğiz 2'ye bölsen 72 2'ye bölsen 36 cevabımız böylelikle 36 kök 3 çıkar arkadaşlar 3. soru balıkesir oldu. Geldik dördüncü soruya. Evet AB ile BC kaç verilmiş? 12 birim 12 birim olarak verilmiş. 12 burası 12 burası verilmiş. Sonra DAE ile EC birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Muhteşem üçlü sanırım bir işime yaramayacak arkadaşlar. Ee, ama açıları yazarsak belki yarayabilir. Belki. Bakacağız. Burası 45 burası da 45 45 45 90 üçgeni ol, olduğundan dolayı muhteşem üçlü kullanacak olursak eğer Hocam burası 45 ise burası da 45 olur. Burası da 90 derece olur sadece. Ama şuradaki 90'ı parçalamış oluyorum. Oradaki özellik gitmiş oluyor. O yüzden çok da içime sinmedi şu anda. Dur bakalım. BFD dörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bu dörtgenin alanını bulmaya çalışacağız. Hiçbir şey verilmemiş. Sadece bu eşitlik verilmiş. Bu eşitliğe göre yorum yapmamız lazım bizim. Nasıl yorum yapacağız? Düşünüyoruz, düşünüyoruz, düşünüyoruz. Şu eşitleri benim kullanmam lazım. Başka bir A ile E, C birbirine eşit verilmiş. Başka da bir şey verilmemiş arkadaşlar. 12, 12 ise 12 kökü olduğunu biliyorum. Yani burası 6 kökü oldu. Burası da 6 kökü olduğunu söyleyebilirim sadece. E ne yapsak hocam? Valla yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuradan bir dik çizsek. Buradan da bir dik çizsek. Yapacak bir şey var mı? Valla yok. Dikmeleri çizmekten başka. Çünkü dediğim gibi bak şunu şöyle çizince sıkıntı oluyor arkadaşlar. 90'ı bölmüş oluyorum. 90 lazım bana. Ya burada da bölüyorum ama en azından güzel bir şey oluşuyor. Dikdörtgen oluşuyor burada. Buradan dik çizelim. Buradan dik çizelim. Ya buradan dik çizince en azından orta taban çizmiş oluyoruz. 12 ise burası kaç oldu arkadaşlar? 6 oldu. Ee, burası 6 iken bir şeyler gelecek mi diye bakmak lazım. Sadece şu çizgi yeterli olacak mı diye bakayım. 45 45 90 üçgenler 6 ise burası da 6 oldu. Burası da 6 oldu. E ee, sonra ne oldu arkadaşlar? Hala daha bir şey çizmem lazım. 90'lara o da ama buradan da bir dik çizeyim. Şöyle bir dikdörtgen oluşturayım. Hocam 45 45 90 üçgeni burada da çıktı. 12 ise burası da 6 çıktı. A 6 kök 2 ise 6 çıktı. Burada bir kare bir çıktı. Evet. ha Şimdi bak burada güzel bir şey yapabiliriz. Hocam alfa beta. Beta 90 ise alfa alfa tamamı 90. Çünkü kare çıktı burada. Çünkü 90 90. 90 ise burası da 90 olacak. Buraya beta kaldı. Beta 90 ise alfa kaldı. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta alfanın karşısı 6 iken alfanın karşısı 6 oldu. Eş üçgen oldu. Madem eş üçgen, buradaki alan A ise buradaki alan da A mıdır? Evet. Buraya da B diyecek olursam benden A artı B alan isteniyor. A artı B alanı aynı zamanda nedir? Şuradaki alana eşittir. Yani karenin alanına eşittir. Altının karesinden cevabımız kaç yapar? 36 yapar. Evet. İlginç bir soru. Dördüncü soru Cihan oldu. Ben de ilk defa görüyorum arkadaşlar. Bazen bak benim takıldığım yerde siz de takılıyorsunuz. En azından takıldığımda nasıl düşündüğümü görün diye böyle moda mod böyle videoyu geri sarayım. İşte şey yapayım. Buradan hemen şunu çizersek şöyle olur. Çizersek böyle olur mantığından kaçıyorum arkadaşlar. Valla ben de ilk defa görüyorum. Beraber yapıyoruz burada. E siz, sen de takılmışsın bu soruda. Sen takıldığında en azından benim nasıl davrandığımı gör. Benim yöntemim, tekniğim bu. Tamam uzun olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Bu uzunlukta biz hep şey diyoruz ya. Bir soruyla uğraşın. Arkadaşlar emek harcayın. Bir soruyla yeri gelecek 5 dakika. Yeri gelecek 10 dakika boyunca uğraşın. E sen artık şunu söylememiz lazım aslında. Tamam uğraştın yapamadın geldim videoya. Bir videoyu izleyin. Yeri gelecek 5 dakika yeri gelecek 10 dakika olacak. İzleyin kardeşim. Oradaki mantık önemli. İşte ben size ilk baştan itibaren nasıl bir mantık üreteceğinizi söylüyorum arkadaşlar. Verilen bilgileri kullanmayı öğretiyorum. Geldik 5'e. Adam bize ne demiş? Burası alfa iken. Burası ne? Bir önceki soruyu da ne bulduk? c Ceyhan bulduk. Onu söylemeyi unuttum galiba. Neyse. Burası alfa. Burası da 2 alfa verilmiş. ACB alfa ve ABC 2 alfa verilmiş. Ha en sevdiğim şey. Hocam buradan alfayı 2 alfayı kullanmak için alfa alfa bölsem K 2 K gelir. Buradan bir şey başka bir şey geliyor mu? Sadece ve sadece burası da 2 K geliyor. Buradan bir şey bulamam arkadaşlar. Başka alfa 2 alfa olduğunda size bir yöntem bir teknik daha vermiştim hatırlarsanız. Bir ikiz kenar oluşturun demiştim değil mi? Hop şöyle 2 alfayı parçalamadan. Şöyle bir ikiz kenar oluştursak arkadaşlar alfaya ait. Bak İkiz kenar oluştursak. Hocam alfa alfa. Aa burası da 2 alfa yaptı. Bak 2 alfa 2 alfa. Burada da ikiz kenar oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani burası 6 iken burası da 6 oldu. Buraya da 6 kaldı. E buraya da ne kaldı arkadaşlar? Buraya da direkt 6 kaldı. Aa hocam biz bunu diyemez miydik? Burası 12 iken burası 6 alfa 6 var. Direkt 30 60 90 diyemez miydik? Vallahi ben fark edemedim. Siz de fark edemezdiniz büyük ihtimalle. Neyse devam edeyim. Ben burada şurayı da 6 buldum mu? Buldum. 6 iken burası da 6 oldu. Ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. O zaman açımız 60 derece. Burası 30 derece. Burası da 90 oldu. 30'un karşısı 6 ise 60'ı karşısı 6 köküştür. ABC üçgenin alanında ne olacaktır o zaman arkadaşlar? 6 çarpı 6 köküç bölü 2. 36 köküç bölü 2'den 18 köküç gelir arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle C han oldu. 5. soruda alfaya 2 alfa olduğunda böyle küçük ikizkenar oluşturmayı da bilin. Tabi öncelikli yapacağınız şey alfaları parçalamak. Alfa alfa diye. Geldik 6'ya. Bir katlama var. Hemen ne yapıyoruz? Katlamayı eski haline geri doğru açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım açtık. Açınca ne oldu? Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarlar da birbirine eşit. E hocam zaten şurası kaç verilmiş? 6 verilmiş. 6 iken burası da 6. Sonra şunlar birbirine eşit. Başka bir şey verilmiş mi? Burası 12 verilmişti. O zaman burası da 6. Hocam muhteşem üçlü var. Şuradan bir muhteşem üçlü oluştursam mı? Hayır dur. Önce verilen bilgilere bak. Verilen bilgileri kullanmazsan, kullanamazsan o zaman ne yapacaksın? O zaman dediğin gibi olayı halledebilirsin. Ve burası da 90 derece. X kenar, e, yani ek çizimini yapabilirsin. Burası 90 derece mi? Evet çünkü x kenarda çizilen kenar ortak olduğundan dolayı. Ya da katlama çizgisi aynı doğru üstünde olduğundan dolayı. Şimdi adam bize bir şey demiş. ABD dörtgenin alanı. Bak şu dörtgenin alanından bahsetmiş gençler. Bu dörtgenin alanı demiş ki benim şuradaki 6'ya ihtiyacım yok ama galiba öyle görülüyor. Ee, ABC üçgeninin altta 5'iymiş. E ben ABC üçgenine 6A dersem 6A'nın 5/6'sı kaç yapıyor? 5A yapıyor. O zaman arkadaşım şuradaki alan kaç A yapsak? 5A yapacak. Buradaki alan ne? A yapacak. A hocam şu üçgenle büyük üçgen benzer. Niye? Alfa beta'dan dolayı. Alfa 90'sa burası da beta yaptı. Hocam benzerlik oranı ne? Benzerlik alan ilişkisi var burada. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşit olacak. Bakıyorum burada hocam alanlar oranı a bölü 5a değil dikkat. Hocam tamamı 6a. Alanlar oranının kare kökü ne yaptı? 1 bölü kök 6. Demek ki benzerlik oranı 1 bölü kök 6. Yani o zaman 1 bölü kök 6 ise buradaki beta'nın karşısı ben bulabilir miyim? Evet bulabilirim. 1 bölü kök altı benzerlik oranıysa ben bizden ne isteniyor? AC üst uzunluğu isteniyor. X isteniyor. Şuraya bir YY y desem. Y'yi bulabilir miyim? Bulurum. Benzerlik oranı B B'nin karşısı Y bölü e, bet, yani beta'nın karşısı Y bölü beta'nın karşısı 12'ye eşit değil midir aynı zamanda? Evet. E buradan da Y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 12 bölü kök altı bulduk. Kök altı eşleniğiyle çarparsam 12 kök altı bölü altıdan 2 e, kök altı mı çıktı? Evet. 2 kök 6 çıktı. Tamam şuraya yazıyorum. Y 2 kök 6 çıktı arkadaşlar. E hocam Y 2 kök 6. Burası da 2 kök 6. Hocam benim bir de şurayı bulmam lazım. O zaman 90'ın karşısındakileri de benzerlik oranına şey yapayım. Benzerlik oranı 1 bölü kök 6 değil mi? Evet benzerlik oranı 1 bölü kök 6'nın 1 bölü kök 6 eşittir. 90'ın karşısı 6 bölü 90'ın karşısı x artı 4 kök 6 değil mi? Evet. Buradan x artı 4 kök 6 eşittir. 6 kök 6 olduğuna göre x de buradan 2 kök 6 mı geldi arkadaşlar? Aynen öyle. 6. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşım. Geldik 7. soruya. Oranlamalar verilmiş. Hocam burası k, burası k, burası da 2k verilmiş. Eyvallah yazalım bakalım. F, C, A, E. Burası k, A, E de k. E, F'yi kaç vermiş? 2k vermiş. E arkadaşlar oranlama var. Alan dağıtacağımız belli. Hadi bakalım alanını dağıtalım isterseniz. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A. Hocam şu K'yı da kullanmam lazım. O zaman orada K'ya ait de bir üçgen oluşturalım mı arkadaşım? Hop oluşturduk. Oluşturunca K'da kalan yine A mı yaptı? Evet. A burada 12 ve 16 verilmiş. Bak verilen bilgiler bizi yönlendiriyor. 12 burası. 16 burası. Bak 12 tabanına ait yükseklik diyeyim burası. Evet. 2, 3, 4. 4 A'yı nasıl bulurum ben? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 12 çarpı 16 bölü 2'den bulurum arkadaşlar. 4 ile 12 sadeleşince 3. 2 ile 16 sadeleşince 8. 3 kere 8 24. A'yı ben buradan ne bulurum? 24 bulurum. A benden ne isteniyor? 2 A isteniyor. O da 2 çarpı 24'ten 48 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Hocam aç ortay kola dik çizilmiş. Bak vallahi ilk defa görüyorum soruyu. Açı ortay kola dik çizilmiş. Hemen sen de kola dik çizeceksin kardeşim. Burada da açı ortay kola dik çizilmiş. Sen de, de kola dik çizeceksin kardeşim. Bitti. 4 ise burası da 4'tür. Açı ortayda kollar açısından eşit. Burası da 4 müdür? Evet. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Bizden ne isteniyor ona bakalım. A, B, C'de dörtgenin alanı. Oo, bu dörtgenin alanı. Hocam açı ortayda kollar açısından dikmeler eşit de aynı zamanda ayırdıkları yerleri de kullanacağız mı acaba? Değil mi? Yani şurası A iken burası A mıdır? Evet. Hocam bu da kollara çizilen eşit. Yani burası B ise burası da B midir? Aynen öyle. Şimdi bir de ne var arkadaşlar? Hocam burada da şunlar da birbirine eşit. Dörtgenin alanını bulamam ama iki tane üçgen yapabilirim. Yani ben şunu şöyle çizersem bu da aç-ortay olmaz mı? İki sebepten dolayı. Burası aç-ortayların kesim noktası bak şu üçgende. Dış aç-ortay, dış aç-ortay buradan gelen de aç-ortay zorunda iç. Ya da hocam bu çizgide kollara çizilen eşit olduğundan dolayı ne oldu o zaman? şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Hatta A, A, B'yi yazmayayım arkadaşlar. Bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani bu da açıortay olmak zorunda. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu dörtgenin alanı bitti. Şuranın üç, şu üçgenin alanı nedir? Hocam burası tabanımız 5. Yüksekliğimiz 4. 5 çarpı 4 bölü 2 artı. Bir de şu üçgenin alanı. Tabanımız kaç? Tabanımız 6. Yüksekliğimiz kaç? 4. 6 çarpı 4 bölü 2. 20 bölü 2'den 10 artı 24 bölü 2'den 12'den cevabımız 22 yapar arkadaşlar. 8. soruyu ne bulduk böylelikle? Cihan bulduk. Geldik 9'a. Bir matematik dersi etkinliğinde kenar uzunlukları 12 cm ve 16 cm olan bir dikdörtgen ka kağıt önce bir köşegenin boyunca kesilerek iki dik üçgene ayrılıyor. Hemen arkadaşlar şuradan bir dikdörtgen çizeyim. Şöyle dik kenar uzunlukları kaça kaçmış arkadaşlar? 16'ya 12. Tamam. Şurası 12. Burası 16 olsun. Ve böyle iki üçgene ayırdım. Sonra diyor ki. Hatta burası ne çıkıyor arkadaşlar? 12, 16, 20 üçgen çıkıyor. Devam edelim. Bir köşe boyunca kesilerek iki dik üçgen ayrılıyor. Sonra bu dik üçgenlerden birinin kısa kenarı, kısa dik kenarı hipotenüsün üzerine gelecek biçimde katlanıp kaç çizgisinden tekrar kesiliyor. Arkadaşlar bir tane dik üçgen. Şuradaki dik üçgen mesela. Şu dik üçgeni ne yapacakmışım ben? Bir daha okuyorum. Bu dik üçgenlerden birinin kısa kenarı şu. 12 ve 16. Kısa kenarı burası arkadaşlar. Kısa kenarı. Neredeyim ben ya? Dur. Dik üçgenlerden birinin kısa dik kenarı hipotenüsün üzerine gelecek biçimde katlanıp şu kenar buraya gelecek şekilde katlanıyor. Arkadaşlar bu katlama nasıl olur? Şöyle olur arkadaşlar. Şu kenar buraya gelecekse bu katlama çizgisi boyunca katlanır. Bak. Şöyle şöyle açı orta olduğunda. Yani şöyle bir katlamayla olur arkadaşlar. Şu şuraya geldiğinde. Yani bu 12 iken bu 12 buraya mı geliyor arkadaşlar? Evet. Bak katlama çizgisi bu yapmış oldu o zaman. Ee, sonra devam edelim. Sonra kat çizgisinden tekrar kesiliyor. Hmm, ben bunu bir de kat çizgisinden bir daha keseceğim. O zaman şunu şöyle bir geriye doğru alalım arkadaşlar. Tamam. Buna göre en son elde edilen üçgenlerden geniş açılı olanı hangisi alanın alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar kaç çizgisi bu değil mi? Evet kaç çizgisi bu? Ve iki tane üçgen elde ettik mi burada? Elde ettik hocam. Şu iki tane üçgen elde ettim. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şu dik üçgen arkadaşlar. Şöyle dik üçgen. Ayırdım bunu yani. Hocam şimdi burada sen bunu böyle katladığın zaman katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Pisagor bağıntısından yapabilirsin bu arada. 12 iken burası 12 mi? 12. Burası x'ken burası da x mi? Evet. Hocam burası da 20 idi. Buraya da ne kaldı o zaman? 20 olduğundan dolayı 8 kaldı. Hocam burası da 16 eksi x oldu. Tamamı 16 olduğundan dolayı şurası. E hocam ne geldi o zaman burada? x 8 mi 16 eksi x? Yani Pisagor bağıntısı. Ama büyük ihtimal ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. 6, 8, 10. X yerine 6 yazınca sağlandı mı? Sağlandı. Yani burası 10 çıktı. Ondan sonra cema e, şurası da zaten 12. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Zaten şu üçgenin alanı isteniyor. E çok basit. Üçgenin alanı ne oldu? 10 çarpı 12 bölü 2 değil midir? Evet. Üçgenin alanı güzel bir soruyormuş. 10 çarpı 12 bölü 2. Yani 60 eşit olacaktır. Ha ben bunu dik üçgenle yaptım. Sen açı ortaydan da yapabilirdin. Kollar oranı, tabanlar oranı eşitliğinden buradaki sayıları da bulabilirdin. Hazır dik üçgen var. Ben dik üçgenden çözmek istedim arkadaşlar. Şanslıyım ki özel üçgen çıktı burada. Çıkmasaydı işim biraz zor zorlaşırdı bu arada. Evet o 9. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 60 bulduk. Yani cevabımız ne çıktı? Akçay çıktı. Güzel bir soruymuş. Geldik 10. soruya. 10. soruda EF ile AC birbirine paralel verilmiş. Yani şununla şu birbirine paralel. Eyvallah. G ağırlık merkezi mi? G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ve 1'e 2 oran vardır. Hocam K ise burası da 2K'dır. E tamam paralelliği de kullanacağım. Hocam 1'e 2 oran var 1'e 2 oran olacak. A ise burası 2A'dır. Sonra mavi boyalı alanlar toplamı 12 olarak verilmiş. Kırmızı boyalı alanlar toplamı nedir diye soruluyor. E şimdi oranlamaları yazdık arkadaşlar. E burası 3A iken burası da 3A mı oldu? Evet. Bak şimdi şu kırmızının paralelliğine dikkat et. Hocam 4'e 2 oran mı var burada? Evet. 4'e 2 oran olduğu için yani 2'ye 1 oran var burada. Burası iki anken, burası da M oldu. Aynen öyle. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada, ya şurada şu bilgiyi de bilmek lazım aslında ama yani bu ağırlık merkezinden paralel çizilince şunlar birbirine eşit oluyordu. Bunu bilenler tabii ki daha rahat bir şekilde yapar soruyu. İşte üçgende alan dağıtmaya başlayabilirsiniz böylelikle. Ama bilmeyen arkadaşlar için de biz bir hamle yapalım burada. Nasıl bir hamle yapalım? Arkadaşlar oranlamalar var. Böyle paralel çizelim. Yapacak bir şey yok. Başka ağırlık merkezinde e, direkt şunların eşitliğini bulabileceğim bir durum var mı diye bakıyorum arkadaşlar da. Tabi var aslında ya. Şuradaki oran kaç? 1 bölü 3 değil mi? Evet. Burası enken pardon burası emken burası 3 em değil midir? Aynen öyle. Sonra arkadaşlar burada da 2 bölü 3 oran var. 2 n'in 3 n'e oranı işte şuraya e, m artı fg yani şuraya bir x diyecek olursak m artı x bölü 3m değil midir? Aynen öyle. 3m'dir. E 3m'deki 3m ise ikendeki de 2m'dir. Yani x de buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? m çıkıyor. Bakın bunun ispatını yapmış oldum. E bundan sonrasında artık ne yapacağız? Alan dağıtacağız arkadaşlar. Bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? Üçgen oluşturarak başlayalım. Şuraya bir a diyelim mesela. Hocam m'deki alan a ise Şurada da şöyle bir üçgen çizecek olursak. Şuradan da şöyle bir üçgen oluşturacak olursak. Hocam M'de kalan A ise M'de kalan yine A mıdır? Evet. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A mıdır? Evet. Devam edelim. N'de kalan 3A ise 2 n'de kalan 6A mıdır? Evet. Devam. Ondan sonra cıma, burada benzerlikten de gidebilirsiniz aslında. Benzerlik oranı kaç burada? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? Ya da hiç gerek yok. Dur. Ağırlık merkezi 3A'daki alan 9A ise 3A'da kalan 9A. Buraya direkt 8 a mı kaldı? Aynen öyle. Mavi boyalı bölgenin alanı 3 a eşittir 12 vermiş. A'yı buradan 4 mu bulduk? Evet. Bizden ne isteniyor? 8 8A a isteniyor. 8 a da a'yı 4 bulduğundan 32 çıkar arkadaşlar. Evet. Cevabımız böylelikle balıkesir oldu. Geldik 11. soruya. Bir ikizkenar üçgenin tepe açısına ait açı ortayını taban kabul eden çizelim. Hemen çizelim. Bir ikizkenar üçgenin diyor. Nerede kaldığımı unutmamak için de altını bir çizeyim. Evet, ikizkenar üçgenimiz şöyle olsun arkadaşlar. Bir ikizkenar üçgenin tepe açısına ait açı ortayını tab taban kabul eden ve ikizkenar ne diyor bu ya? Bir ikizkenar üçgenin tepe açısına ait açı ortayını, tepe açısına ait açı ortayını çizelim arkadaşlar. Şu ikizkenarın açı ortayı, şu. Bu açı ortay ikizkenarda aynı zamanda yükseklik aynı zamanda kenar ortay değil midir? Evet. Şimdi açı ortayını taban kabul eden ve ikiz kenar uzunlukları 60'ar birim olan 60'ar birim olan iki, ikinci bir ikiz kenar üçgen çiziliyor. Ha. Şimdi ikiz kenar üçgenimiz bu. Bunu da taban kabul eden ve ikiz kenarlıkları ikiz kenarları kaç birim olan diyor? 60'ar birim olan diyor. Şunlar 60'ar birim. Şu ikizlikleri de şöyle göstereyim isterseniz şöyle tırtıklayarak göstereyim arkadaşlar. Evet, bunu taban kabul eden bir ikizkenar daha çiz diyor ve kenar uzunlukları da 60'ar er birim olan diyor. 60'ar er birim olan çizdik. Bu ikizkenar üçgenlerin alanları birbirine eşittir diyor. Baksa şu işe. Hocam, ikizkenar üçgen. Eyvah eyvah, ne yapacağız burada? Buna göre diyor ikinci ikizkenar üçgenin birinci ikizkenar üçgenin içinde kalan tabanı dışındaki parçasının uzunluğu nedir diye soruluyor. Tamam. Arkadaşlar ilk önce alanlara bakalım. Şimdi alanlara bakalım. Burada ikizkenar üçgen var mı var? Tabana ait yükseklik çizeceğiz galiba. Çizdik. Tabana ait yükseklik çizdiğimizde ve bu alanlar bu ikizkenar üçgenlerin alanları birbirine eşitmiş. Hocam ben buraya bir a, buraya da bir a diyecek olursam. Burası b, burası b ise. Yani aslında şöyle bakacak olursanız taban çarpı yükseklik bölü 2 aynı mı? O zaman buradaki tabanla buradaki şey aynı mı olacak? Evet. Ya şöyle b b yazayım da anlarsınız iyice. Hocam şuraya da x diyeyim. X çarpı 2A bölü 2 eşittir. 2B çarpı 2A bölü 2 değil midir? 2B çarpı 2A bölü 2 eşittir. Buradan bölü 2'ler gitsin. 2A'lar gitsin. X'i ne bulduk arkadaşım? 2B'ye bulduk. Evet hocam burası 2B oldu. Tamam. Buradaki 2B'yi kullanmamız lazım. Hocam burada da bir tane B var mı? Var. Bak dikkat. B var. Ve şunlar da birbirine paralel mi? Paralel. Şurada bir kelebek çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 2B'ye B diyeceğim ama değil. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada bir şey var. Burada da bir paralellik şurada da bir paralellik var mı? Var. Dikkat B iken burası B bölü 2 olacak. Yani B iken B bölü 2 olacak. Ben B'ye şöyle diyeyim rasyonelle uğraşmayayım. 2N diyeyim. Burası 2N iken burası 4N mi oldu tamamı? Evet. Şimdi burası 2N iken orta tabandan dolayı burası N oldu. Tamamı 4N olduğundan buraya da 3N kaldı. Kelebekteki oran 3'e 2 mi oldu? Evet. O zaman burası 3Y iken pardon 3'e 2 ya Burası 3y iken burası 2y olacak. Toplam 5y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 60 bulduk. Y de buradan 12 çıktı. Şimdi benden ne istiyor? Buna göre ikinci ikizkenar üçgenin birinci ikizkenar üçgen içinde kalan tabanı dışındaki parçasının uzunluğu. Evet. Şu ikizkenar üçgenin şurası mı isteniyor? Tekrar oku istersen bakın. İkinci ikizkenar üçgenin üçgenimiz burası. Birinci ikizkenar üçgen içinde kalan şu tabanda kalıyor da tabanı dışındaki parçasının uzunluğu yani 2'ye isteniyor. Cevabımız da böylelikle 24 yaptı arkadaşlar. Güzel bir soru arkadaşlar. Valla çok hoş bir soru. 11. soru 24 yaptı. Sözel sorularda böyle bir alışkanlık olması lazım. Geldik 12. soruya. ABC üçgeninin alanı mavi boyalı. EBD üçgeninin alanı 4 katıdır. Hmm. Şimdi burası A iken ABC üçgeninin alanını kaç A vermişler? 4 A vermişler. Yani burası 3 A. E arkadaşım o zaman burada ben alan dağıtımı yapabilirim. Şimdi tüm alan 4A mı? Evet. Alan dağıtımı eşit. Gördün mü? Hemen alan dağıtımı geldi aklıma. Şunu şöyle yapacak olursam. Çift çizdeki alan A'yı kestim. Çift çizdeki alan yine A mıdır? A'dır. Hocam burası 2A. Tamamı 4 aysa o zaman buraya da 2A mı kaldı? Aynen öyle. A 2A'ya 2A olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit mi oldu? Evet. Hatta burası 30-75 iken burası da 75 ya. İkisi kenar bu. Şöyle ikizkenar kenar. 75-75 e, Burası çift çizgi oldu. E burası 2A'ya e, 2A olduğundan bunlar da birbirine eşit olduğundan burası da çift çizgi oldu mu? Oldu. Şimdi buna göre diyor kırmızı boyalı kırmızı boyalı dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. BC'yi kaç vermiş bize arkadaşlar? BC'yi bize 6, 12 vermiş. Yani burası 6 6. Burası da 6 6. Ben şu A'yı bulabilirim. A'yı nasıl bulurum? 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2'den bulurum. Hayır saçmalama. Çek bir 90 derece. Hemen çektim 90. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3 çıkar. A alanı taban çarpı yüksek bölü 2. 6 çarpı 3 bölü 2. 18 bölü 2'den 9 çıkar. Evet bunun alanı ne yapıyor? 3A arkadaşlar bunun alanı. 3A'da A'yı ben 9 bulduğuma göre 3 kere 9 27 olarak buluruz. Cevabı o zaman arkadaşlar. Evet hard bir testi yani sert bir testi arkadaşlar. Evet, böylelikle 12. soruyu C C'ye bulduk. Biraz yordu mu? Videoda uzun mu sürdü? Evet sanki biraz uzun sürdü. Bir yarım saat sürdü galiba arkadaşlar. Neyse böylelikle 11. testi bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra üniversiteli ip testi var arkadaşlar. Yeni nesil sorular var. Yani üniversiteli karma testleri var arkadaşlar. Bir sonraki videoda 12. teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.